Sayın hocam, sevgili meslektaşlarım. Sizlere obstetrik komplikasyonların tanı ve tedavisinde pelvik taban ultrasonu yerini ve kullanımını anlatacağım. Öncelikle Emin Üstün Yurt hocama çok güzel sunum için teşekkür ederim. Konunun çoğunu zaten anlattı. O yüzden o kısımları hızlı geçeceğim. Sadece ultrasona yoğunlaşacağım. Sunum iki aşamadan oluşacak. Birincisi obstetrik anal sfinkterlerin yönetiminde ve ikincisi intrapartum ultrason olmak üzere. Labor arrest, travayda bir arrest geliştiğinde ultrason bize nasıl yardımcı olabilir onu paylaşacağım. Anal sfinkterin anatomisini çok iyi öğrendik zaten. Bunları hızlıca geçiyorum. Risk faktörlerini. Biz diyoruz ki çok yakın zamanda doğum sonrasında muhtemelen mobil ultrasonlarla hemen çok hızlıca 10 ile 20 saniye süren bir erken anında ultrason yapılması gündeme gelebilir. Bunun sebebi nedir? Emin Hoca da bahsetti sunumunda aslında. İkinci derece diye tanımladığımız olguların görülmüş ki hemen hemen üçte birinde üçüncü derece hasarlar var. Veyahut da tam tersine üçüncü derece dediğimiz olguların ortalama %7'si de aslında maalesef ikinci derece. Burada da bir over treatment yapıyoruz. Veyahut da end to end mi yapalım, overlap mi yapalım, tekniğimizi ne belirler? Tabii ki o anda hastanın durumu daha fazla. Ve aynı zamanda bize medikolegal açıdan da bu ultrason koruyabilir şeklinde çok kuvvetli şeyler var. Sadece işi kliniğe bıraktığımızda, tabii ki tecrübeli hoca olunca bunlar değişebiliyor ama mecbur hizmette olduğumuzu düşünebiliriz. Sadece kliniğe bıraktığımızda bazen kası bile tanıyamayabiliyoruz. Ortam darma duman olabiliyor. Örnek olarak en fazla yapılan hatalardan biri eksternal anal sfinkter ile süperfisyel transfer perineyi kası bile karışabiliyor. Peki obstetrik anal sfinkter hasarlarının tanısında ultrason nasıl yapılır? Burada iki yöntemimiz var. Ya konveks probu kullanabiliriz veyahut da transvajinal probu kullanabiliriz. Ben transvajinal probu daha çok tercih ediyorum. Öncelikle transvajinal kaudokranial yön değil de anteroposterior yönde sfinktere çok fazla bastırmadan probu yerleştiriyoruz. Öncelikle amacımız transvers bir plan almak ve bu ekranda gördüğünüz şey var mı acaba? Yok mu hocam? Peki. Tamam hocam. Gözüküyor değil mi? Tamam. Ekranda gördüğümüz bu hattı, bu halka şeklindeki hattı yakalarsak bu transvers plan. Eğer probu 90 derece döndürürsek de bu sefer sagittal plana ulaşacağız. Gördüğümüz halkayı uzatmış oluyoruz. Bunları da hızlı hızlı tanıyacağız beraber. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Burada en içeride rektal mukozayı görüyoruz. Büyük siyah tek halka internal anal sfinkter. Hipoekoiktir. Genellikle anekoik, hipoekoiktir. Onun hemen dışında da genellikle çift çizgi halinde arada yine bir hipoekoik line olacak şekilde de eksternal anal sfinkteri görürsünüz. Eğer probu çok fazla bastırırsak burada sanki false bir teşhise gidebiliriz. O yüzden çok bastırmamak önemli. Veyahut da olmuş olan bir ödemi olduğundan daha fazla görebiliriz. Burada da posteriorda puborektalis kasını görebilirsiniz. Longitudinal plan aldığımızda internal anal sfinkteri uzatarak bunun boyunu ölçebilirsiniz. Ama tabii ki bu sadece research amaçlı. Yani klinikte bir anlamı yok. Ultrason bize aslında sadece sfinkteri değil, sfinkterin etrafındaki ilişkileri de bize veriyor. Bakın burada örnek veriyorum. Eksternal sfinkter, internal sfinkter, rektal mukoza, eksternal sfinkter ve levator plağının köşesindeki daha hiperekoik olan puborektalis kasının yoğunlaştığı attachment yerinde görebilirsiniz. Emin Hocam da bahsetti. Hani kolostomiyi nereden, hangi durumda açalım? İşte mesela bu sagittal plan aldığınızda yırtığın şu seviyeden daha fazla üstünde olması bizi biraz tedirgin edebilir bu açıdan. Burada baktığınızda perineal body'den anorektal angle açıya kadar bütün bir hattı net görebilirsiniz. Bu transvajinal probe değil de transperineal
konvex probla da elde edebildiğiniz aynı görüntü. Symphysis pubis, burada mesane boş, vajen, anorektal kolon ve levator plağı. Levator plağının da köşesi puborektalis kası. Şurası da anorektal açı. Yani bütün şu hattı görür, sfinkteri görürken aslında bütün bu hattı da görebiliriz. Peki endoanal ultrason. Evet, endoanal ultrason ve manometre şu anda altını standart. Ama hocamın da bahsettiği gibi cost effective değil. Basit bir doğumhanedeki hatta 40 yıllık ultrasonlar bile, cihazlar bile bizim bu işi görüyor. Bu resmi sadece ikisinin arasındaki farkın aslında ne kadar az olduğunu göstermek için koydum size. Peki biz neye bakalım? Yani bu ultrasonda neye bakalım? Aslında hocamın slaytlarında da vardı. İlk dikkat etmemiz gereken şey integrite kaybı, bütünlükteki bir bozukluk. Bakın burada saat 12 ve bu kendi videolarım çok profesyonel değil. 12 ve 6'daki hasarı görebilirsiniz burada. İnternal sphincter intact. Eksternalde kayıplar var. Transvers kesiti alıyorum ve böylece button tear dediğimiz 3 olmadan 4'ü anahtar deliği şeklinde bahsettiğimiz o nadir de olsa olabilen şeyin olmadığını görüyorum. Rektumun intakt olduğunu muhakkak kontrol ediyorum. Burada da bakın şurada ve şurada yine bütünlükte kayıplar var. Bu hastanın tamirinden sonra bir hafta sonra baktığımızda internal anal sphincterin ve eksternalin de düzgün olduğunu görebiliyoruz. Hatta sütür reaksiyonlarını, sütürü de burada görebiliriz. Koptu mu, kopmadı mı, yerinde mi? Burada da şimdi burada transvers daha fazla. Şurada da yine bütünlük kaybını görebiliyoruz. Okült hasarlardan bahsettik. Okült hasar nedir? O anda semptom vermez. O anda biz tanıyı klinik olarak koyamayabiliriz. Ancak sonrasında %60-80 demiştik ya, işte o %20'lik ve 40'lık hastaların tekabül ettiği klinik durum okült hasarlar, gizli hasarlar. Klinik olarak tespit edilemeyen ancak ultrason ile konulabilen ve az da değil her 10 hastadan biri olduğu söyleniyor. Hatta ülkemizden de çok değerli yayınlar çıkmış bu konuda randomize kontrollü olarak. Okült anal sfinkterlerin insidansı %20 ile 70 arasında değişiyor. Bu da çok büyük bir oran. Aslında variabilitesi çok fazla. Bize tabii ki bir güven noktasında şüphe uyandırıyor. Burada klinisyenin tecrübesi çok çok önemli. Bu literatürden olan fotoğraflar. Buralarda muhtemelen 3B gibi, internal intact gibi hasarları görebiliyorsunuz. Bu hasta yine klinik olarak normal kas bütünlüğünün, kas tonusunun tuşede normal olarak alınıp sadece dış tamirin yapılan hasarlar. Bahsettim, probu çok bastırmamamız lazım ve ikinci olarak da bu işin belki de tecrübe gerektiren tek küçük kısmı ödemi hasar şeklinde görmememiz lazım. Yani ödem daha fazla bomba patlamış gibi büyük bir alanda bir integrite kaybı görüyorsak bu genellikle ödemdir. Hastayı birkaç saat sonra, bir saat sonra, yarım saat sonra diğer epizoyu dikip sonra ona gelme şeklinde bir şey de yapabiliriz. Bu örnekte yine bizim arşivimizden. Bunlar erken dönemde ödemler. Düzelttiğimiz zaman, biraz daha az bastırdığımız zaman ve hastayı biraz belki de zaman tanıdığımız zaman, işte bebeği emzirme şeklinde mesela, o zaman ödem zamanla açılıyor. Burada yine normal bir anatomiyi görüyorsunuz. Mukoza, internal anal sphincter, çift çizgi eksternal anal sfinkter, posteriorda da puborektalis kası. Bakın ödem yok, fazla bastırma yok. Buradan ekran bana kötü gözüküyor ama size nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şurada eksternalde ufak bir integrite kaybı var. Burada da 3 yerde eksternal anal sfinkterde 3 tane noktada integrite kaybı var. %50'den az olduğu için 3A diyoruz, 3B demiyoruz. Aynı olgunun tamir sonrasında nasıl güzel iyileştiğini de dokümente de edebiliyoruz aslında. Belki de bu bizi medikolegal açıdan da ileride koruyabilir.
Bu başarısız bir vakum olgusu, sezaryen aldığımız bir olgu. Buralarda bütünlükte kayıp yok ama ödemler var. Bunu da karıştırmamamız lazım. Aynı olgunun sagittal transvers kesitleri. Peki, her gördüğümüz bütünlük kaybını sütürgeçelim mi? Hayır. Bu noktada tabii ki literatürde hala büyük bir boşluk var. Bu da en başta bizim kafamızı çok karıştırıyordu. Şurası problem var, hemen oradan da bir sütürgeçelim. Orayı anında ultrasonla bulmaya çalışalım. Elimiz şurada olsun. Yok, sonra bu literatüre rastlayınca biraz rahatladık. %30 ve üstünde bir bütünlük kaybı varsa, parçalı veya tek fark etmez. O zaman biz o hastayı en azından bir 3A kabul edip tamir etmemizde fayda var. Bu diğer ekstra bir koyduğum bir resim. Sadece sfinkter hasarı değil, obstetrik olarak. Örneğin bu başka bir işlem geçirmiş burada ve büyük bir ödem ve kanlanma bozukluğuyla gelen bir olguda. Burada hastanın çok ağrısı da vardı, muayene edemiyorduk. Sfinkter ile ilişkisini sormak için bir yönlendirdi bir arkadaşımız. Bakın o hastaya baktığımız zaman sfinkter ile bir problemi olmadığını görebiliyoruz. Sadece şurada şöyle ödem var, gidiyor. Valsalva'da aynı hastanın rektumunun intakt olduğunu, internal ve eksternalinin intakt olduğunu görüp hastaya o şekilde bilgi veriyoruz. Senin sfinkterinde bir problem yok. Muhtemelen yaşadığınız fekal disfonksiyon geçici diyoruz. Sunumumun ikinci kısmı intrapartum ultrasonografi. Bu da oldukça yeni ve İtalyanların literatürde hakim olduğu, sonradan da Türkiye'den de çok güzel yazılar çıkan bir konu. İngilizlerin biraz daha uzak olduğu ama Amerika ekolünün daha yakın olduğu bir konu. Doğumhaneye ultrasonu sokalım mı, sokmayalım mı, sokarsak faydaları ne olabilir? Ben burada sokalım taraftarı olarak avantajlarından bahsedeceğim. Özür dilerim. Operatif doğum öngörülebilir mi şeklinde sorular var. Ve sizlere bunun nasıl uygulandığını, çeşitlerini ve ölçümlerini yine kendimizden örneklerle bahsedeceğim. Öncelikle diğerinde transversi daha çok kullanıyorduk. Intrapartum yani transperineal veyahut da translabial ultrason uygulamasında sagittal kesidi daha çok kullanacağız. Transversi de zaman zaman alacağız. Suprapubik olarak kullanabiliriz transperineal haricinde. Yine asinkritizmin tanısını bize koymada faydalı olabilir. Persistan occiput posterior çoğumuz zaten bakıyoruz. Occiputa spine angle, ensesinin açısını bakabiliriz. Bunların hep farklı evrelerde bahsedeceğim. Ve ayrıyeten transperineal, labial kullanabiliriz. Bu çok hoşuma giden bir resim. Aslında bizim underdiagnose ettiğimiz, o tanımda biraz zorluk çektiğimiz asinkritizm durumu. Şahsi görüşüm ve literatürde az da olsa destekliyor. Kaçırıyoruz biz bu vakaları. Asinkritik olduğunu kaçırıyoruz. Sonrasında da ilerlemeyen eylem diyerek belki de uzamış ikinci evre veyahut da daha farklı komplikasyonlardan sonra belki de geç sezaryana aldığımız olguların bunları oluşturuyor. Kabaca suprapubik bir ultrason koyduğumuzda dikkatinizi çekerim. Fetal yüz ila fetal kalbi aynı seviyede suprapubik olarak gördüğünüz takdirde asinkritizmden şüphelenebiliriz. Şüphelendiğimiz durumların sadece bir tanesi. Bir video var da. Başlamasını umuyorum. Başlamıyor. Özür dilerim. Şurada fetal yüzü görüyorsunuz. Şurada da fetal kalp atımını görüyorsunuz. Fetal yüz ila kalp atımını aynı seviyede gördüğümüz takdirde asinkritizmden şüphelenmemiz gerekir. Asinkritizm kabaca nedir? Fetal başın santral aksının fetal omuzlardan bir tarafına deviyasyonudur. Yani anormal bir deviyasyonu. Posteriora deviye olursa anterior asinkritizm, anteriora deviye olursa posterior asinkritizm diyoruz. Bir de burada dikkatinizi çekerim. Midline angle,
bebeğin başının orta hattı yine değişime uğruyor. Birazdan göreceğiz onu da. Evet. Normal transperineal ultrasonda gördüğümüz midline çizgi asinkritik olgularda deviye olduğu tarafa göre kayar. Bu da transperineal ultrasonun asinkritizmde diğer kullanım alanlarından biri. Suprapubik ultrasonda occiput posteriori tanıyabiliriz. Burada da occiput transversi görüyoruz. Burada biraz daha çene ve üst toraksa doğru görmeye başlarsak bu da asinkritizmi bize düşündürür aslında. Occiputa spine angle daha yeni bir açı. Nerede bakılır? İkinci evreye gelmeden önce birinci evrenin latent fazında aktif faza giremeyen hastalarda özellikle. Bu bakın burada occiputa spine angle'ın geniş olduğunu, 133 olduğunu görüyorsunuz. Konuştuk. Fetal defleksiyonun ileri olduğu olguları buradan tanıyabiliyoruz. Bu arada bu açıların hızlı hızlı hepsini tanımlayacağım. Ancak cut-off'ları hala çoğunun belli değil. Oksipital kemikten ilk vertebral body'ye doğru çektiğimiz çizginin arasındaki açı. Bir çalışmada görülmüş ki her bir derecedeki azalma %8'lik bir risk artışını, distosiye bağlı risk artışına tekabül ediyor. Ortalama değer kaçtır diye sorarsak ortalama değer 125. Burada mesela bakın 114, bu olguda literatürden aldığım olgu. Benim çektiğimin fotoğrafı çok şeydi, kırışıktı. Bu vakada hakikaten operatif doğuma, forceps'e gitmiş bir vaka. Transperineal kullanım alanları, intrapartum ultrasonun. Öncelikle tanıyalım, şunu tanımamız gerekir. Alman ekolü bu arada simfizis pubisi tam tersinde burada göstermeyi yeğliyor. Benim alışık olduğum görüntü bu. Burada simfizis pubis, üretra mesane, vajen, serviks, uterus ve anorektal kanalı göreceğiz. Şu aradaki açıda anorektal angle. Bir önceki resimden de hatırlayın, şurada da levator plate, levator tabağını, yatağını göreceğiz. Ucundaki hiperekoik bölgede puberektalis kasının insersiyosunu oluşturacak. Bakın, simfizis pubis, üretra mesane, boş bir mesane, vajen, anorektal kanal ve levator plağı puberektalis kası. Bu transperineal ultrasonun bence ürojinokoloji, intrapartum veyahut da obstetride'deki kullanım zorluklarından en önemlisi serviksi net göremememiz. Serviksi görebilmek için çok şey denedim, olmadı. İşte bilye koyduk, jel sıktık, şunu yaptık, bunu yaptık. Çok net göremiyoruz bir şekilde. Bu arada burada değil ama ürojinokolojide hani enterosel veyahut da sigmoidosel fonksiyonel obstrüktif prolapsuslarda özellikle gaitanın olmuş olması hasta için çok bizim için ideal. Çünkü yarattığı kontrasttan dolayı tanıyabiliyoruz. Aynı şekilde de bu GB'de de zaten genelde hep dolu olduğu için artık lavmanı çok az uyguladığımız için bize ekstra bir iyilik sağlıyor. Intrapartum ultrasonda özellikle ilerlemeyen eylem, uzamış ikinci evre, bu hastayı ne zaman poşunu açalım, ne zaman operatif doğuma alalım, ne zaman operatif doğumdan vakum forceps, ne zaman sezeryan kullanalım sorularının cevabında özellikle 2 ya da 3 tane açı bizim için çok önemli, olmazsa olmaz. Her makalede bundan kesin bahsedilir. Birincisi AOP diye kısaltılan, genellikle Angle of Progression. Angle of Progression, symphysis pubis'ten paralel çekilen bir çizgi, onun başı ilk yalayan kısım arasındaki açıya Angle of Progression denir. Zaten çok mantıklı değil mi? Baş buradan çıkarken yukarı doğru çıkacak. O zaman bu aradaki angle of progression ne kadar artarsa bu bizim lehimize iyi bir şeydir. Ama daha baş buradaysa ve ıkınmakla yukarı değil aşağı doğru giderse o zaman angle of progression daralır ve bize kötü prognoz olarak döner. Aslında bunlar hep bir sebep değil. Dikkatinizi çekerim. Ultrason verileri bir sonuç. Burada bu arada bir mesafe daha var literatürde. Bunu önemsemedim çünkü biraz bana saçma geliyor. İkincisi midline angle. Bu midline angle bize neyi verir? Aslında çok basit. Rotasyonu verir. Rotasyon problemlerinde bir, iki, asinkritizm problemlerinde bize yardımcı olur. Ancak
Böyle koyduğuma bakmayın. Her resimde, her olguda böyle net gözükmüyor maalesef. Görebildiğim ölçüde baktığım açılardan biri bu. Burada yine bir head perineum distance diye bir şey daha var. Bu bence eskidi. Çünkü ne kadar bastırdığınızla alakalı kısalabiliyor. Yani interobserver variabilitesi yüksek bir ölçüm. O yüzden bunu çiziyorum. Midline angle'a bakıyorum. Bu yine birazdan bahsedeceğim. Rakamsal değerler bizim çok işimize yaramıyor. Onlar research için daha mantıklı işler. Şimdi temel olarak iki açıdan bahsetmiştim. Onun şematize edilmiş hali. Symphysis pubis, başı yalayan çizgi. Aradaki açı angle of progression. Noktadan dik, perpendiküler bir çizgi çekersem, bunun da santimetre cinsinden başın ne kadar ilerlediyse progression distance, yani progresyon mesafesi. Bu açı üzerinden, bu santimetre üzerinden. Bu ikisi bize çok kabaca, yaklaşık 5 saniye içinde bazı şeyleri predikte edebilir mi? Bütün aradığımız cevap bu soru. Bazen ediyor, bazen etmiyor bu arada. Baştan söyleyeyim. Şimdi bakın, bu yine deminkinin literatürden aldığım bir ultrason. Peki, hangi açı? Demin mesela ense açısı için, occipital spine angle için ne demiştik? 125 derece gibi bir rakam var. Literatürde yine çok fazla rakam var. Aldığınız örneklemin büyüklüğü, örneklemin morbiditesine, doğumhane yönetim şeklinize göre bunlar hep değişir. 99 derece demiş bir tanesi. Bir tanesi 116 demiş. Biri 120, biri 104 demiş. Şimdi burada ben diyorum ki bunu nacizane birkaç yıldır yoğun şekilde kullanan biri olarak artık ben rakam bakmıyorum. Çünkü ultrasonun bize, obstetrisyen ve jinekologlara en önemli artısı nedir? Ultrason dinamik bir ölçüm aleti olmasıdır. Rest hali, kontraksiyon hali, valsalva halinin görebilmemiz sebebiyle biz bu üç halde, pelvik tabanın bu üç ayrı halinde canlı olarak pelvik tabanın fetal başı görebiliriz. O yüzden dinamik bir şekilde bunu video şeklinde görmemiz bence bizim için rakamlardan daha önemli. Bazı çalışmalar var. Bizim vajinal tuşe ile ölçtüğümüz seviyelerin aslında subjektivitesinin çok fazla olduğu, iki kişi arasında bile fazla olduğu veyahut da aynı hastayı klinisyenin gözünü kapatıp yine verin, yine iki ölçümde yine farklı ölçtüğünü biliyoruz. İşte acaba bu subjektiviteyi ultrason ile ne kadar kesin ölçebiliriz? Burada aslında çok güzel, buraya koymamışım, bir BT çalışmaları var. Buradan dik çekilen mavi çizgiden 3 santim gittiğiniz zaman ultrasonun üzerinde burasının sıfır olduğunu sadece bir tane çalışma göstermiş. Ama o da bir milat çalışma kabul ediliyor. Çünkü tomografi çalışması yapmak oldukça zor. Zaten inütere mortlarda yapılmış bir çalışma. Etik olarak problem olduğu için. Buna da ultrasonografik olarak sıfır seviyesi denmiş. İşte bu da onun karşılığını bize söylüyor. Ama çok üzerinde durmayacağım çünkü rakamlar bizim için sıkıntılı bir durum. Biz işte bu harekete gözümüz alışacak. Birkaç hastada yaptığınız zaman zaten buna alışıyorsunuz. Bildiğimiz doğumun fizyolojik hareketleri. Bunu konuştuk. Head progression distance'ı. Şimdi bakın bu hastayı size sorayım. Bu ayna görüntüsü almış bu arada. Açısı 97. Progression distance'ı 1.2 santim. Şimdi bir de bu hastaya bakalım. 99 progression distance'ı daha da büyük. Yani açılar benzer ama progresyon uzunluğu, yani baş daha ileride. Aslında çıkıma daha yakın. Yani seviyesi daha ileri. Çıkmadı. İkisi de sezaryana gitmiş. Yani aslında bunu özellikle seçtiğim bir sunum için rakamlara çok takılmamamız lazım. Bu birçok ölçüm göreceksiniz. Bu ölçümlerin kombine bir halde değerlendirmemiz gerekiyor. Ama şu da bir gerçek. Bütün herkesin kabul ettiği progresyon açısı progresyon uzunluğundan daha prediktif ve daha değerli.
Bence en önemli noktalardan biri, ne dedik? Ultrason dinamik bir ölçüm dedik. Valsalva ile başın yönünü tayin ediyorsunuz ve bunu not ediyorsunuz. Head down, head horizontal ve head up. Bunu gördüğünüz zaman içimiz bayağı bir rahatlıyor arkadaşlar. Bakın burada hatta kaput suksedanomun boyutunu bile not edebilirsiniz. Şimdi bunlar umarım çalışır. Son kısım hocam bu arada videolarla beraber. Evet hocam. Bunun çalışmasını bekliyorum. Ha, bu quick time istiyormuş ya. Bu sanırım çalışmayacak çünkü quick time istiyormuş. Yok hocam geçiyorum maalesef. Şimdi burada da eğer çalışsaydı başın yönünü görecektik. Bu da başın yukarı olduğu bir videoydu. Bu da aynı şekilde symphysis pubis. Size bahsettiğim sıfır seviyesinin bu anlatımı. Dik çektiğimiz yönünü tayin ediyorsunuz ve 3 cm gittiğiniz zaman iskel spine seviyesi ve infrapubic line. Bunlar biraz daha ileri, çok gerek yok. Rotasyon açısı, bundan da bahsettik. Hangi rakamla? Bu kadar ölçümler var, bu kadar farklı değerlendirme metotları var ultrasonda. Ancak çalışmalar muhtemelen heterojen metodolojiden dolayı hala farklı farklı sonuçlar bize veriyor. Örneğin bu çalışmada ki beğendiğim bir çalışma, oral poster yapılmış. Midline angle'ı sadece doğum şekli olarak bağımsız faktör olarak görmüş. Aynı anda da angle of progression'ı. Sayılar var geçiyorum. Benzer şeyler. Suprapubic arc angle, bu da çok önemli. Son ölçümümüz. Hep deriz ya, çatın da, senin dar, senin çatın müsait. İşte bu çatı muayenesinin ultrasonografik ve objektif ve dokümente edilebilir hali. Probu biraz yukarı kaydırdığınız zaman pubic arc'ı görüyorsunuz. Pubic arc'ın arasındaki açı bize pubic arc angle açıyı veriyor. Hani çalışma yapmak isteyenler için de güzel bir alan bence. Bu arada 3D veya 4D ultrasonunuz varsa buradan çok güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. Bence sunumun can alıcı noktası bu. Son slaytım. Peki biz ultrasonu ne zaman yapalım? Açıkçası şeyle bir çarpıcı örnek vermek gerekirse... İrlanda'daki bir hastanede bu Robson klasifikasyonu sahibi Michael Robson'la beraber ben ona gösterdiğim zaman bu ultrasonları, iyi de her 10 dakikada bir mi yapacaksın dedi. Evet, o anda doğru söylüyor dedim. Ne zaman yapalım? Bu hepimizin bildiği RICO guideline'larının normal bir birinci evre ve ikinci evre takibi. Burada sadece labor arrest'in şüphesinde, suspicion of labor arrest'te 4 saate 2 santimden az ilerleme durumunda bir defa, sonrasında amniyotomi yaptınız, 2 saatte 1 santimin altında bir ilerleme gördüğünüzde artık labor arrest'in tanısını koydunuz. Diagnosis of labor arrest. Bu iki durumda sadece ben yapıyorum. Yani sürekli doğumhanede bir ultrasonumun olup da hastayı, madem vajinal tüşeden rahatsız etmek istemiyoruz hastayı, 10 dakikada bir ultrasonu rahatsız edersek yine bir anlamı yok. Sadece diagnoz ve suspicion'da ultrasonu yapıyorum. Aynı şekilde. Bunlar hep videoluydu da. Çok mu geçtim hocam, az mı geçtim vakti? Yavaş yavaş. Tamam hocam. Şimdi bakın, bu mesela progresyon açısı çok dar bir hasta. Bunun ikinci evresi uzadı ve en sonunda da sezaryanı aldık.
Bakın bu hastada kaput succedanomu da görüyorsunuz. Progresyon mesafesi gayet iyi. Videosu da vardı. Ah, çalıştı video bunda. Valsalva ile zaten yön yukarı. Peki bu ultrasonu yaparken mesaneyi ne yapalım? Açıkçası ben sadece pragmatik bir yaklaşımla realistik olması için mesaneye hiç bakmadım. Yani ister 300 cc olsun, ister 500 cc olsun. Sadece çok fazlaysa bir tuvalete çık gel yapıyorum, o kadar. Sonda tak, sonda boşalt veyahut da standartize edeyim, 100 cc'de stoplayayım, öyle bir şey yapmadım hiçbir zaman. Ama tabii ki bu kadar büyük bir mesane de bizi engelleyecek. Bu kadar büyük bir mesane bizim progresyonu görmemizi de engelleyecek. Şeyler önden geldi, cevaplar. Bakın Valsalva yapıyor, baş hiç ilerlemiyor. Valsalva yapıyor, başın yönü up olmuyor, yukarı olmuyor. Üzerine artık gözümüz alıştı. Progresyon açısı çok dar. Progresyon mesafesi zaten yarım santim, 7 milim falan. Kaput succedanomda yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Son slaytım. Aynı zamanda diğerinde ekstra bir şey koymuştum. Transperineal ultrason, intrapartum ultrason sadece operatif doğumu, doğum şeklini vermekten ziyade ekstra işlerde de bize faydalı olabilir. Örneğin bu üretrovajinal büyük bir ağrılı kist ile gece yarısı gelen bir hastaydı. Şimdi bunu patlatalım mı, hemen orada sökelim mi, soyalım mı, ne yapalım? Hemen transperineal ultrasonu koyduğumuzda hastanın üretrasıyla çok bir ilişkisi olmadığını görüp ve güvenle canlı bir şekilde boşalttığımızı hatırlıyorum. Yani ultrason eşliğinde o bölgede güzel işler yapabiliyorsunuz. Son hali de bu. ISOG'un 2018'de guideline'ı çıktı. Bu konuda artık bu konuda bir şeyler yapmalıyız, söylemeliyiz dedi. Bize ne diyor SOK? Diyor ki ultrason fetal pozisyon ve seviye hakkında klinik muayeneden daha kesin bir bilgiyi verir. Bu net. Noktayı koydu. Hastalar tuşa yerine ultrasonu tercih ediyorlar. Bu da net. Transabdominal ultrason suprapubik kastediyor. Fetal duruş pozisyon ve transperineal ultrason baş seviyesini ölçmekte klinik muayeneden daha objektif ve yararlı. Ama bilmediğimiz şey ne? Travayın yönetiminde nereye koyalım biz bu ultrasonu? Maternal ve neonatal sonuçları değiştirecek mi? Değiştirirse de ne kadar değiştirecek? Bunu bilmiyoruz. İşte biz de o yüzden bayağıdır bir çalışmaya başladık. Birkaç çalışmamız var. Çalışmalardan biri labor arrest tanısı ve yönetiminde ultrasonun rolünü araştırıyoruz. İnşallah sonuçları da belki de kısmet olursa seneye yine burada sizinle paylaşırım. Teşekkür ediyorum.